Güzel ülkemin güzel insanları, Kurban Bayramımız kutlu olsun. Nice bayramlar sağlık ve huzur içinde hep birlikte olsun. Bu videomuzda Kurban Bayramını daha sağlıklı geçirmek için size püf noktalarım, ipuçlarım olacak. Lütfen YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı ihmal etmeyiniz diyoruz ve püf noktalara geliyoruz. Kurban Bayramı toplumsal dayanışmanın en büyük örneklerinden biridir. Böyle kurbanlar kesilir, ihtiyacı olanlara dağıtılır. Gün içerisinde bayram boyunca dostluklar, akrabalıklar pekiştirilir. Gerçekten insanların heyecanla anımsadığı çok güzel anılar biriktirilir. Benim de en çok sevdiğim bayramlardan bir tanesidir Kurban Bayramı. Tabii Kurban Bayramı diyoruz ama sağlığımızı da kurban etmeyelim diyoruz. Çünkü bu bayramda ciddi bir protein tüketimi oluyor. Örnek veriyorum, bazı yörelerimizde kurban kesiliyor. Sabahleyin kurban kavurmasıyla, ciğer kavurması güne başlanıyor. Öğleden sonra mangallar yapılıyor. Akşamları haşlamalar yapılıyor. Ertesi gün hala et yiyerek devam ediyoruz. Birbirimize gittiğimizde sürekli birbirimize et ikram ediyoruz. Tabii et karbonhidratsız olmaz diyerek bol bol baklavalar, tatlılar, sütlaçlar, hamur işleri de yanında ister istemez geliyor. Ve birçoğumuz belki bu bayramdan sağlığımızı kurban ederek çıkıyoruz diyebilirim. İşte size vereceğim bazı püf noktalarıyla daha sağlıklı bayram geçirebilirsiniz. Peki ne yapacaksınız? 1. Hemen bayramın birinci günü böyle ciğer kavurması, öğlene, mangal, akşama haşlama yaparak devam etmeyeceksiniz. Sabahleyin Kurban Bayramı sabahında böyle bir yulaf, yoğurt, bir meyve yiyebilirsiniz. Çünkü öğleden sonra ya da akşamına et yiyeceksiniz ya, önden birazcık yerini hazırlamak gerekiyor. Öğlenleyin güzel büyük bir salata, bir kase yoğurt da yapabilirsiniz. Kurban Bayramı yemeğini ikindiye almanızı tavsiye ederim. Yani akşam yemeğini daha erken saatte yapıp daha yoğun yiyeceğiniz için bunu geç saatlere bırakmayın derim. Ve özellikle akşam yemeğini bu ikindi de yaparken de parça etleri kullanmayın. Kıyma olarak çekip köfte yapabilirsiniz. Köfteyi ızgarada pişirebilirsiniz ya da fırınlayabilirsiniz. Kurban eti ilk kesildiği zaman çok sert olur. Ve bunu hemen parça et olarak pişirdiğinizde hazmetmesi çok zor olur, çiğnemesi çok zor olur. Dişlerinizde ve midenizde hazım problemleri yaşayabilirsiniz. O nedenle eğer ilk gün kurban eti yiyecekseniz mutlaka ya kıyma olarak ya da haşlama olarak, düdüklüde haşlama olarak yemenizi tavsiye ederim. Bununla birlikte kurban eti kesildikten sonra mesela 2-4 saat kadar buzdolabına koymadan dışarıda, gölgede, serince bir yerde dinlendirmenizi tavsiye ederim. Daha sonra buzdolabına kaldırın. Buzdolabında da kurban etlerini 3 günden fazla kesinlikle tutmayın. En fazla ertesi gün birer pişirimlik poşetler olacak şekilde kuşbaşı ya da kemikli et olarak şekilde buzdolabı poşetlerine koyarak buzluğa kaldırabilirsiniz. Buzluğa kaldırdığınız etleri ortalama 6-8 ay içerisinde de tüketebilirsiniz. Yani kurbanımızı kestik diyelim, Allah kabul etsin. İhtiyacı olanlara olan payları ayırdık. Geri kalanlarını eğer o gün içinde yiyecekseniz ya kıyma olarak yiyeceksiniz ya da haşlama olarak o gün tercih edebilirsiniz. Mangal ya da fırınlama türü yapacağınız etleri ertesi gün ya da üçüncü güne bırakabilirsiniz. Şimdi en büyük alışkanlığımız kurban kavurması yapmak. Kurban kavurması yaparken de içerisine iç yağlarından ya da kuyruk yağlarından bolca koyuyoruz. Evet, lezzeti artırıyor ama bu kadar fazla yağ tüketmek de beraberinde kolesterolü artırabilir, ürik asit artırabilir, özellikle gut hastaları atak yaşayabilir, kalp damar hastalarında problemler ortaya çıkabilir. O nedenle kurban kavurmasını yaparken de bir reform yapalım ve sebzeli kurban kavurmaları yapalım. Biz nasıl yapıyoruz, ben nasıl yapıyorum diye sorarsanız, yaklaşık mesela 8 kişi için 1 kilogram kadar et, adam başı ortalama 150-200 gram düşecek şekilde. İçerisine 3-4 tane büyük soğan koyuyorum. Bir 250-300 gram kadar yeşil biber ve 2-3 tane domates koyuyorum. Yağını çok az koyuyorum. Özellikle eğer biraz iç yağı ya da etin kendisi yağlıysa hiç yağ ekstra koymamaya çalışıyorum. Bizim en büyük reformlarımızdan biri de kurban kavurması reformu olsun. Sadece iç yağıyla, kuyruk yağıyla değil,
kavurmanın içerisine koyduğumuz yağı azaltıp sebze tarafını çoğaltarak daha sağlıklı kavurmalar yapabiliriz. Gelelim Kurban Bayramı'ndaki sofralarımıza. Sadece et, yoğurt ağırlıklı sofralar değil, sebze oranını daha çok artıracak sofralar kurmamız gerekiyor. Benim size tavsiyem her zaman yemeğinizin başrol oyuncusu sebze ve salata olsun. Özellikle bol limon sıkılmış, yeşil maruldan yapılan rokalar, maydanozlar, yemyeşil salatalar, C vitamini ve folik asit açısından da çok zengin olduğu için kurban etinin içerisindeki demirin vücut tarafından biyoyarlanımı da kolaylaştıralım. O nedenle salatasız, sebzesiz eti sofraya koymayın diyoruz. Yani yine diyoruz zebze, 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 ille de zebze diyoruz. Mutlaka çok iyi su içmek gerekiyor. Su içmediğiniz zaman kabızlık problemi yaşayabilirsiniz. Bununla birlikte yine yaptığınız sebzelere, salatalara biraz, mesela bir çay bardağı kadar haşlanmış kuru fasulye ya da nohut ekleyebilirsiniz günlük lif alımınızı artırmak için. Çünkü Kurban Bayramı'nda yeteri kadar lif tüketilmediği için kabızlık da en büyük problemlerden biri haline gelebiliyor. Kabızlık yaşamak istemiyorsanız da lif alımınızı artırmanız lazım. Günde en az 2-3 porsiyon taze meyve, 4-5 porsiyonda taze sebze tüketmeye özen göstereceksiniz. Et zebzesiz olmaz diyoruz kısaca. Yanına da mutlaka 1-2 bardak kadar su içmenizi tavsiye ediyoruz. Çocuklarda, genç kadınlarda, adet gören kadınlarda da ayranı böyle etle birleştirmeyin. Yoğurdu etle birleştirmeyin. Çünkü bu demir emilimini azaltabilir. Yoğurdu, ayranı daha çok ara öğünlerde tercih edebilirsiniz. Eğer tansiyon probleminiz yoksa, kalp hastalığı ya da böbrek probleminiz yoksa Kurban Bayramı'nda mutlaka 2-3 bardak kadar bol limon sıkılmış maden suyu içmeye özen gösterin. Maden suyu içerisindeki elektrolitler nedeniyle biliyorsunuz mevsim yaz. Terle birlikte vücuttan elektrolit de kaybediyoruz. Bu kaybettiğimiz elektrolitleri yerine koymada ve hazım konusunda da bize çok büyük faydası olur. Demek ki neymiş? Sebzelerimizi yaparken bol salatalar ekliyoruz. Genç kadınlar ve çocuklarda yoğurtla, ayranla birlikte et servisi yapmıyoruz. Ayranı daha çok ara öğünlere koyuyoruz. Bol limon sıkılmış maden suları etle birlikte tüketebilirsiniz. Ya da maden sularının içerisine biraz taze sıkılmış meyve suyu yapabilirsiniz evinizde. Mesela şimdi şeftalilerin, böyle çileklerin tam zamanı. Bunları blenderdan geçirip üzerine biraz maden suyu ekleyerek etle birlikte servis yapabilirsiniz. Bu etin içerisindeki demirin vücut tarafından daha iyi kullanılmasını sağlar. Bu arada bayram diyoruz. Tabii bu kadar et yiyince vücut ister istemez karbonhidrat ve tatlı aşarmaya başlıyor. Ve bayramlarda böyle tepsi tepsi baklavalar, künefeler, şöbiyetler evlerin vazgeçilmezi oluyor. Ve neredeyse her gelende de bu tatlılardan ikram ediliyor. Bu da bizim sağlığımızı kurban etmemize neden oluyor bir noktada. Eğer illa baklava ya da künefe ya da bu hamurlu şerbetli bir tatlı ikram edeceksiniz ve bunu istiyorsanız bunu şu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Adam başı sayıyla alın. Mesela 5 kişi varsa 10 adet baklava alabilirsiniz ya da çok küçük bir tepside bunu yapabilirsiniz. Çünkü eğer çok büyük miktarlarda alırsanız ya da yaparsanız gözünüzün önünde olduğu için sürekli onu yeme isteği duyarsınız. Tabii göz görürse gönül ister. İster istemez de bir baklavanın 2 dilim ekmek olduğunu unutmayınız. 5 baklava yerseniz neredeyse 10 dilim ekmek yemiş kadar kalori alıp Kurban Bayramı'ndan kilo olarak çıkabilirsiniz. Dediğim gibi ilk günü ya da ikinci günü adam başı 2-3'ü geçmeyecek şekilde bu şekilde eğer hamurlu tatlı illa yiyeyim diyorsanız adet de alın. Küçük miktarlarda yapın ve küçük servislerini yapın diyoruz. Onun yerine mesela her zaman duyuyorsunuzdur. Yine söyleyelim, sütlü tatlılar ya da meyveden yapılan tatlıları da tercih edebilirsiniz. Ben mesela evde çocuklara da yapıyorum. Smoothie'ler, mesela tam kavunun zamanı, çilekle birlikte birazcık da muzla birlikte blenderdan geçirin. Üzerine bir tatlı kaşığı isterseniz tadına bakın. Yeteri kadar tatlı olmalıysa bal ekleyebilirsiniz. Bunu dondurma kutularına koyup buzluğa koyuyorum. Çocuklar tatlı istediğinde de hem lif, hem vitamin, hem mineral zengini olan bu ev yapımı, anne yapımı dondurmaları çocuklara veriyorum. Yine sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz. Sütlaç, keşkül gibi evde yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi yaparken hep en küçük porsiyonlarda yapmaya dikkat edin. Çünkü çok yaptığınızda bu sefer bitirmek için daha büyük bir uğraşa giriyorsunuz ve ister istemez kilo artışı yaşanabiliyor. Peki başka ne yapalım diye sorarsanız, özellikle bayram tatile denk geliyor ya, iki öğün kuralını unutmayın.
geç kahvaltı, erken akşam yemeği prensibini uygulayın. Ve ara öğünlerde de acıkmıyorsanız bir şey yemenize gerek yok. Acıkıyorsanız da bir meyve, badem, yoğurt ikilisini bir araya getirerek bir ara öğün şeklinde yapabilirsiniz. Tabii artık önümüz yaz. Havalar çok sıcak da değil, çok soğuk da değil. Özellikle sabah saatlerine de akşam saatlerine mutlaka yürüyüş ve hareket yapmanızı tavsiye ediyoruz. Her gün 10.000 adım kuralımızı lütfen bayram boyunca da bozmayalım. Günde 10.000 adım atıp bedenimizi de ayrıca bir besleyelim. Demek ki neymiş? Kurban Bayramı diyoruz. Sağlığımızı kazanmaya devam ediyoruz. Daha sağlıklı oruçlar, daha sağlıklı bayramlar geçirebilmek için biraz farkındalığımızı yükseltiyoruz. Porsiyonlarımızı küçültüyoruz. Gelen misafirlere böyle büyük servis tabaklarında servis yapmayın. Küçük pasta tabaklarında koyun diyoruz. Peki kalan etleri ne yapacağız diye sorarsanız, kalan etleri de dediğim gibi bir pişirimlik, yani 250-300 gramlık olacak şekilde ayrı ayrı buzdolabı poşetlerine kuşbaşı olarak doğrayarak ya da kemikli et olarak koyabilirsiniz. Bunu da buzdolabının buzluğunda 6-8 ay içerisinde tüketebilirsiniz. Gün içerisinde, yani taze kesilmiş kurban etini demek ki hemen tüketmemeye özen gösteriyoruz. İlla hemen tüketeyim derseniz de bunu ya haşlama ya da kıyma olarak kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Parça etleri ertesi gün yemeye başlarsanız hazım ve sindirim açısından daha rahat edersiniz. Bir de çok önemli bir püf nokta, tuz tüketimine Kurban Bayramı'nda özellikle dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çok fazla gizli tuz da çevremizde. Mesela her bayramda böyle kurban etlerinin yanına böyle tabak tabak turşular koyuyoruz ya, aman aman o turşulara dikkat edin. Böyle bir avuçtan fazla olmayacak şekilde onu da en fazla haftada 2-3 gün gibi tüketmeye dikkat edin. Şalgam sularına dikkat edin. Salamuralara dikkat edin. Böyle tuzlu abur cuburlara, tuzlu çekirdeklere, tuzlu kuru yemişlere de dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Diyeceksiniz ki aman doktorum, tuz yeme, şeker yeme, et yeme, ne yiyeceğiz? İşte zebze yiyeceksiniz, zebze. Şaka bir yana, tabii ki her şeyden ölçü dahilinde yemek metabolizmanın çalışması için, sağlık için gerçekten önemli. Kendinizi bir araba gibi düşünün. Bu arabaya ne kadar doğru yakıt koyarsanız bedeniniz de sizinle o kadar uzun süre ses çıkarmadan devam eder. Ama yanlış yakıtları koyduğumuz zaman, başta kalp damar hastalıkları olmak üzere, diyabet olmak üzere birçok hastalığa ne yazık ki zemin hazırlıyoruz. Siz siz olun, bizden ayrılmayın. YouTube'umuzu izleyin, notlarınızı alın, dönüp dönüp tekrar okuyun. Mutfağımızda, yaşamımızda reformlar yapalım. Bedenimize ve sağlığımıza kavuşmak için elimizden ne gelirse yapalım, sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için. Demek ki ne yapıyoruz? Su içmeyi unutmuyorsunuz, sebze oranı yüksek sofralar kuruyorsunuz. İlla tatlı diyorsanız taneyle alıyorsunuz ya da küçük porsiyonlarda yapıyorsunuz. Evde kullandığınız servis tabaklarını daha da bir minnaklaştırıyoruz özellikle bayramlarda. Bunu tatlı tabağa, pasta tabağına çeviriyorsunuz. Her yemeğiniz yanına büyük bardak su koymayı ihmal etmeyin. C vitamini açısından limon çok önemlidir. Her salatanızın üzerine bolca sıkın, sularınızın içerisine koyabilirsiniz. Yaz demek taze meyve demek. Meyvelerde de porsiyonlara yine dikkat edelim. Ama smoothie şeklinde yaparak, buzdolaplarına, buzluklara koyarak, çocuklara dondurma olarak da ikram edebilirsiniz. Anne sevgisi katılmış dondurmalar olarak. Sevgili dostlarım, bu bayramda yine önerilerimizi dinleyerek güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Daha nice bayramlar hep birlikte sağlık ve huzur içinde olmak için üzere diyorum. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Umarım yine sizlere faydamız olur. YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Hoşça kalınız, dostça kalınız.